Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacaksın? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan! Aynalara dargın mısın? Şu çizmeleri, külot pantolona, hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu caka? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart. Zaloğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. İyi, geç. Ne getirdin? Rahıyla meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktın yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Hı. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Doğru. Doğru ya. Doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ öğüt. Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'in aranı iyi tutmaya bak, gözüne gir. Gerisini bana bırak.
Pakize, 5 dakika yerime baksana, Ela'ya gidip geleceğim. Bu kaçıncı Ela kız? Şuna Kemal'e gideceğim desene. Yok kız be. Vallahi ter bastı, elim yüzüm yıkayacağım. İyi hadi. Ne oluyor be? Çekil önünden. Çekiliriz, çekiliriz. Acele etme. Dün anlayın akşam seni çarşının orada gördüm. Kimdi o yanındaki? Sana ne? Canım, bana ne? Bana ne de? E'si Gücenim doğrusu. Millete gelince şapur şupur. Bize gelince bir yarabbi şükür, he? Ne bakıyorsun kızım? İşine baksana. Hayret bir şey ya. Aç kardeşim, çekil ya. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız beyim. Siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo, Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerinde olsam sitem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu, ondan. Bak şimdi, nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha, seninki buralarda dolanıyordu, az önce gitti. Kim? Ramazan. Hmm. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. Esselamun aleyküm. Sabah şerifleri hayırlı olsun erenler. Aleyküm selam. Muzaffer Bey, vaktin varsa hayırlı bir iş için geldim. Neymiş? Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah Hafız Efendi Hazretleri. Hayır ki, ne hayır. Mehdi Resul Hazretlerini zuhur etmiş gördüm. Mehdi mi dediniz? Evet, öyle dedim. Ordularını toplamış, başına geçmişti. Yanında komutan olarak da kim duruyordu biliyor musunuz? Kim? Ramazan. Bizim Ramazan mı? Ta kendi. Ne dediğini kulaklarım duyuyor mu senin efendi? Mehdi adam bulamadı da bizim salak Ramazan'ı mı komutan tayin etti? Ulan siz adamı dinden imandan çıkarırsınız be. Öyle hemen celallenme efendi. Bak hala konuşuyor. Hadi defol git buradan. Defol! Ben de bu herif. Hafız efendi. Hafız efendi. Bir dakika durun efendim. Siz beyimin kusuruna bakmayın. Belli ki çok hayırlı bir rüya görmüşsünüz. Ne olur hemen gitmeyin. Buyurun benim misafirim olun. Ben artık Muzaffer Bey'in çiftliğine adımımı atmam. Böyle söylemeyin Hafız Efendi. Muzaffer Bey yolunuza kurbanmış. Allah aşkına buyurun benim yağcı kahvemi iç. Madem Allah'ın adını aldınız.
Demek Muzaffer Bey bizim kabağı azarladı ha? Azarladı tabii. Azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandı Muzaffer Bey'i. Teyyus. Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Dur ben öğrenirim şimdi. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahve de tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız Efendi. Ha evet. Dedim. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden gözlerinden boncuk boncuk damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım, nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başını hafifçe kaldırdı. Beni dedi. Dayım ve Yasin ağam serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Derken, kayıptan bir sadağım. Allah seni inandırsın. Dağlar taşlar inim inim inlemeye. Haşfetullah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. Bir de dönüp ardıma bir baktım ki... aksakallı göbeğinde yeşil... yemyeşil hesaplara bürünmüş bir pürüfani. Allah'ım sallallah. Hızır aleyhisselam olmasın. Aferin Yasin ağa. Bildin. Bana dönüp dedi ki... Ramazan Efendi'nin dayısını bul, tevşir et ki... zinhar vakit kaybetmeden... Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev versin. Tıp atıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı Efendi Hazretleri? Elci Cemşir'in bundan da bir kızı var mı? Var galiba. Âlâ. Bana rakamlar verilmişti zâti. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardımdı. Madem kızın adı da tutuyor. Hafız Efendi, bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette, elbette. Sor. Şimdi Hızır aleyhisselam bu rüyanızı Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu. Siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil! Günaha giriyorsun ki! Hem de boyunla beraber. Tılsım ne demek? Allah'ın pür-i fani Hızır aleyhisselam kulunun emri ilahileri tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe, istiğfar et. Hemen! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? En güzel oturuyordun. Bana müsaade. Allah oturanı sevmez Yasin ağa. Bu meseleyi Muzaffer ağa ile bir şekilde halledin ki... Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileri yerine getirilsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç meyak buyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. Az kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüledi yine bizimkini. Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? Kimle evlendireceklermiş? Elci Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha bildim. Onun bir kızı varmış Güllü diye onunla. Abone